Herkese yeniden merhaba, ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte kapaktan da gördüğünüz üzere Smart markasına ait akıllı bir tartı inceleyeceğiz. Akıllı bir tartı olduğu için tabii ki de sadece ağırlık değil, bunun yanında sensörleriyle 13 farklı ölçümde yapabiliyor. Şimdi hepsini tek tek inceleyeceğiz. Hemen kutusunu açarak başlayalım. Ama her şeyden önce tek tıkla abone olmayı unutmayın. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Tartı böyle put putlarla gayet korunaklı bir şekilde geldi. Hemen açıyorum. Kutumuz bu şekilde, gördüğünüz gibi sade bir kutu tasarımına sahip. Arka kısmında da herhangi bir şey bulunmuyor. Kutumuzdan ilk olarak kullanım kılavuzu çıkıyor. Hemen şu köpüklerini de çıkartalım. Tartımız bu şekilde çıkıyor ve içerisinden son olarak piller çıkıyor. İçerisinden piller çıkması da gayet güzel olmuş bence. Yani ürünü aldığınızda hemen denemek isterseniz pil almak zorunda kalmayacaksınız. Kutunun içerisinden direkt kendi pilleri çıkıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 18 mm'lik ultra ince tasarıma sahip. Ama şöyle elinize aldığınızda gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Tamamen cam bir tasarıma sahip. Smart markasının logosuna burada yer verilmiş. Bu 4 tane görmüş olduğumuz kısımda elektrotlar bulunuyor. Bunlar sayesinde rahatlıkla vücudumuzla ilgili birçok ölçümü yapabiliyoruz. Burada da ekranımız bulunuyor. Ağırlığımızı burada görebiliyoruz. Hemen pillerini takarak başlayalım. Bu arada 4 tane kauçuk ayağı sayesinde herhangi bir kayma etme yapmadan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ayrıca tartıya çıktığımızda herhangi bir şekilde oynamaması için şöyle bir pay bulunuyor ayaklarında. Şunu da görebilirsiniz zaten. Hemen pillerini de açıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane 3A pile ihtiyacımız var çalıştırmak için. Bu arada tartımızın bir de uygulaması bulunuyor. Yani ölçümlediğimiz bütün her şeyi, yani ağırlığını tartının üzerinde görebiliyoruz ama diğer her şeyi uygulamadan takip etmemiz gerekiyor. O yüzden hemen hızlıca uygulamasını da indirelim ve eşleştirmesini de yapalım. Görmüş olduğunuz gibi iki farklı uygulama çıkıyor. Burada Smart teknoloji olarak çıkan robot süpürgelerde kullanılan uygulaması, biz Smart'ı indiriyoruz. Evet, uygulama ine dursun. Ben de biraz tartıdan bahsedeyim. Tartımızla birlikte maksimum 180 kilograma kadar tartılabiliyoruz ve sensörlerini kullanabiliyoruz. Sensörler diyorum, bu arada bunlardan da biraz bahsedeyim. Yağsız vücut ağırlığını ölçümleyebiliyoruz. İşte kas, kemik, su oranını öğrenebiliyoruz. Metabolizma hızımızı öğrenebiliyoruz. İşte vücudumuzun kaç yaşında olduğunu öğrenebiliyoruz. Bunun gibi birçok özelliği bizlere sunuyor. Tamam, şöyle yan tarafta çıktı zaten. Bu arada uygulama hemen indi. O yüzden uygulamadan devam edelim. Hemen giriş yapıp geliyorum. Uygulama hemen bizi yönlendiriyor zaten. Buraya anladım diyorum. Cihaz ekle diyorum. Elektronik akıllı tartı yazıyor. Hemen bunu seçiyorum. Bluetooth'unu aç diyor. Açtım zaten. Cihazı sıfırlamamızı istiyor. Hemen sıfırlayalım. Şöyle şurada bulunan tuşa basılı tutuyorum. Buradan ileri diyorum. Burada cihazı olabildiğince yakın tutmakta, hatta üzerine koymakta fayda var. Wi-Fi ile eşleştirmesini yapıyorum. Evet, şurada elektronik tartı olarak çıktı. Hemen ekle diyorum. Onaylandı. İleri diyorum. Nerede kullanacağımızı soruyor. Oturma odası diyorum şimdilik. Birim seçiyorum kilogram olarak. Santimetre olarak boyumuzu gireceğimizi söylüyorum. Hemen bilgileri dolduruyorum. Ağırlığı giremiyorum. İdeal ağırlığı zaten o benim için belirledi. Birazdan da ölçüm yapacağız zaten. Onayla diyorum. Ve profilimizi oluşturduk. Vücut kitle indeksi dediğimiz kısma baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 13 farklı ölçüm burada bulunuyor. Yağ kütlesini, vücut yağ indeksini, obezite düzeyini, ideal ağırlığımızı, ağırlık kontrolü, iç organ yağ indeksi, yağsız vücut ağırlığı, su oranı, kemik kütlesi, protein oranı, bazal metabolizma, metabolik yaş, vücut tipi ve son olarak yani ne kadar sağlıklıyız, bununla ilgili de bize aslında geri dönüş yapmış oluyor. Yönlendirmelerde de bulunmuş oluyor. Şu anda hiç tartılmadığım için 0 kilogram olarak gösteriyor. Uygulama 3 farklı bölmeden oluşuyor. Ölçüm kısmı bu şekildeydi. İlk olarak uygulamaya girdiğinizde temel ölçümleri burada görebiliyoruz. Detaylı olarak bakmak istersek de buraya girebiliyoruz. Kayıt kısmına geldiğimizde yine benzer olarak ölçümlerin verilerini burada görebiliyoruz. Bu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi işte günler, haftalar, aylar. Yani siz günlük, haftalık, aylık olarak bütün verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Bu şekilde de sağlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Ben dediği profil kısmına geliyorum. Burada da temel kullanıcı profilinizi değiştirebiliyorsunuz. İşte yeni bir aile ekleyebiliyorsunuz. Sonuçta bu ölçüm yapıyor. Sizin için ölçüm yapıyor ama tartıya başka birisi çıktığı zaman onun için de farklı bir profil oluşturmanız gerekiyor. İşte annenizle, babanızla, eşinizle, çocuğunuzla birlikte yaşıyorsunuz mesela ya da ev arkadaşınızla birlikte yaşıyorsunuz. Herkes için ayrı ayrı profil oluşturursanız herkes ayrı ayrı kendi sağlık durumunu rahatlıkla takip edebilir. Mesela kullanıcı yönetimi kısmına giriyorum. Burada ben varım. Şimdi mesela burada Can'ı da eklemek istiyorum. Hemen onun profilini de gireyim. Dilersek burada fotoğraf da koyabiliyoruz kişilere. Hemen Can diyor. Evet, iki farklı profili bu şekilde oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi böyle iki farklı profil oluşturdum. İkimizin de ölçümlerini ayrı ayrı buradan takip edebileceğiz. Geri geliyorum. Birimleri değiştirmek isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. Pil seviyesini buradan görebiliyorsunuz. Ve
ve profil kısmı da genel olarak bu şekildeydi. Şu an burada herhangi bir veri bulunmuyor. Hemen sizle birlikte bir ölçüm yapalım. Gelelim ondan sonra bakalım nasıl tarttı. Hepsini tek tek analizlerini yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak veriler hemen buraya geldi. Tartılırken dikkat etmeniz gereken bir şey bulunuyor. Tartının üzerine direkt çıkarsanız eğer veya işte telefona bağlamadan direkt çıkarsanız o zaman sadece vücut ağırlığınızı ölçümleyecektir. Ayrıca tartıyı düz bir zemine koyduğunuzdan da emin olmalısınız. Yani halının üzerine falan koyarsanız o zaman doğru ölçüm yapmayabilir. Buna da yine dikkat edin. Gelin şimdi hemen ölçüm sonuçlarıma bakalım. Öncelikle ağırlığımı 54.2 olarak bulmuş. Yağ kütlesine baktığımızda şöyle detaylı olarak da görebiliyoruz içerisinde. Girdiğimizde 10.8 kilogram yani genel olarak baktığımızda düşük sayılabilecek bir seviyede bulunduğunu bize gösteriyor. Eğer kilo sorununuz varsa işte burada fazla kilolu, obez şeklinde size uyarılarda da bulunuyor. Ayrıca önerilerde de bulunduğunu görebilirsiniz. Yağ oranınız düşük, beslenme düzeninize dikkat etmeniz ve makul bir program uygulamanız gerekli diye bana böyle bir öneride bulunuyor. Geri geliyorum. Vücut yağ indeksiyle devam edelim. Bunu da 3. seviyede buldu. Yani yağ oranım düşük olduğu için zaten bunu da düşük seviyede olması normal bence. İdeal bir ölçüdeymiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aralıklar bulunuyor. Riskli, düşük, ideal, iyi, yüksek, obez 1, obez 2 şeklinde. Böyle siz de daha iyi görebilirsiniz. Beni şu anda bu çizelgede ideal olarak konumlandırmış. Şöyle hemen yana kaydığımızda devam edebiliyoruz. Obezite düzeyine baktığımda burada da yine bir çizelge bulunuyor. Burada da sağlıklı konumda beni gösterdi. Hiç obez değilmişim yani. Benim ideal ağırlığımı 57 olarak belirlemiş ama çok da uzak değilim zaten. Ağırlık kontrolüne geldi. Mevcut kiloma göre ideal kilomun farkını burada bize gösteriyor. 2.8 kilo daha almam gerekiyormuş buna göre. İç organ yağ indeksine baktığımızda benim puanım 2'ymiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine çizelgede 10-15 şeklinde gösteriyor. İdeal, orta ve riskli. Yani 10'a kadar ideal olarak kabul ediliyormuş. 15'e kadar orta. Buradan sonrası da riskliymiş. Benim 2 olduğu için bunu da ideal olarak belirlemiş. Yağsız vücut ağırlığıma baktığımda 43.4 kilogrammış. Vücudumdaki su oranı da yine ideal durumdaymış ama daha da iyi olabilir gibi duruyor. %60'ın üzerine çıktığımızda harika diyor. %45 ile 60 arasındaysa ideal olarak konumluyor. Benimki 54.7. seviyede. Yani %54.7. Devam ediyorum. Kemik kütlesine baktığımızda 2.6 kilogrammış. Yine bunu da ideal ile harika arasında bir yere konumlandırmış. Protein oranıma baktığımızda 19.3 çıkmış. Yani %19.3 çıkmış. Bu da yine ideal ölçüde bulunuyormuş. Yani bunları hızlı hızlı geçiyorum çünkü bunlar aslında benim verilerim. Ama siz kendinize göre ölçümleyeceğiniz için en azından neler var, nasıl bize gösteriyor bunu görmeniz adına hepsini tek tek gösteriyorum. Bazal metabolizmaya baktığımızda 1307 kaloriymiş. Yani hiçbir şey yapmadığınızda dahi vücudunuz çalışmaya devam ettiği için ne kadar kalori yakıyor bunu bize gösteriyor aslında. Günlük olarak en az bu kadar kalori almamız lazım ki ideal şu anki kilomuzu koruyabilelim. Veya işte bunun üzerinden diyet yapmak isterseniz de buna göre bir program oluşturabilirsiniz. Devam ediyorum. Metabolik yaşımı 25 olarak bulmuş. Şu anki yaşımdan biraz daha düşük. İşte 2-3 gün önce doğum günümdü bu arada. 29 yaşına girdim. Olduğumdan 4 yaş daha küçük beni buldu metabolik yaşımı. Vücut tipine baktığımızda şöyle bir grafik ortaya çıkıyor ve beni burada model tipine konumlandırmış. Burada işte çok zayıf, zayıf, ideal, atletik, obez vesaire farklı farklı vücut tipleri bulunuyor. Sizin ölçümlerinize göre burada vücut tipinizi gösteriyor. Ve son olarak da skor kısmına geliyoruz. Genel olarak bütün verilerin totaline bakarak ortalama bir puan size atamış oluyor. Şöyle yine burada bir çizelge var. Çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi ve harika şeklinde. 90'ın üzerine harika olarak konumlandırmış. Ben de kıl payı 90.8'den harika kısmına girmişim. Böyle görmüş olduğunuz gibi A+ puanını da vermiş. Ve son olarak bu şekildeydi. Yani burada bahsettiğim bütün verileri sadece tartın üzerine çıkarak ulaşabiliyorsunuz. Eğer sağlığınıza önem veriyorsanız ve kilonuzu, bu tarz verilerinizi merak ediyorsanız, düzenli olarak takip etmek istiyorsanız güzel bir tercih olacaktır. Bence en güzel özelliği de tartıya çıkar çıkmaz hemen telefonla senkronize olup verilerin hepsini aynen olduğu gibi, yani tartıda ne görüyorsam aynısını uygulamasında da görebildim. Tartıya ilk çıktığınızda direkt böyle tak diye sonuç göstermez de mesela ben 54.7
54.2 çıkmışım. 54.5, 54.1 yapar. Sonra 54.2'de sabitlenir ya. Aynısını anlık olarak telefondan da uygulamadan da takip edebiliyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde senkronize oluyor. Bu da gayet başarılı bence. Bu arada tartıyı kullanmak isteyenler için uyarı simgelerinin ne anlama geldiğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Simgeleri şöyle şuraya koyarım. Eğer tartının ekranında LO harflerini yani şuraya koyacağım gibi görebilirsiniz. Low battery yani düşük batarya diyorsa o zaman pilleri bitmeye başlamıştır. Pillerini değiştirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yine şurada görmüş olduğunuz gibi ERR şeklinde bir yazı çıkıyorsa, böyle bir uyarı veriyorsa tartı error yani hata anlamına geliyordur. Maksimum 180 kilogramı taşıyabildiği için daha fazlası çıkarsa eğer, daha işte 200 kilo olan birisi tartıya çıkmak isterse o zaman error uyarısı verecektir. Yine burada görmüş olduğunuz gibi tartının ekranında eğer C harfi çıkıyorsa o zaman ölçüm hatası vardır. Tartıyı düz bir yere koyduğunuzdan emin olun. İşte tekrar tarttan inin, tekrar çıkın. O zaman doğru ölçümü yapacaktır. Özellikle sağlığına önem veren, sağlık verilerini düzenli olarak takip etmek isteyen, mesela sadece kendiniz için olmayabilir bu, işte anneniz babanız için olabilir veya işte çocuğunuz için olabilir. Çocuğunuzun gelişimini takip etmek istiyorsunuzdur. Yine bunun için de kullanabilirsiniz. Bu tarz beklentileriniz varsa gayet güzel bir şekilde ölçüm yaptığını söyleyebilirim. Ayrıca yerli üretim bir marka olması da yine artı bir özellik bence. Ürünü satın almak isterseniz şu anda uygun bir fiyatı bulunuyor. Tabii videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Fiyatlar sürekli değiştiği için bir şey söyleyemiyorum. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Eğer satın almak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu tartı alınır mı diye bana sorarsanız zaten genel özelliklerini incelerken düşüncelerimden de biraz bahsettim. Ben gerçekten bu tartıyı çok beğendim. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa mutlaka tavsiye ederim. Neyse bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.